Ustam bu şekilde kaç saat kaynaması gerekiyor? Ankara Atakule'de çikolatamızı yoğuracağız abi. Uykulu. Yani boyundan çıkan babam dayosa yeriz diyorsun değil mi? Yerim. Beni yoldan çıkaracaksınız ya. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana'da bir günde neler yenilir, neler içilir, o konularla ilgili bir video çekimi bulunacağız. Şu an tarihi Taş Köprü'nün önündeyiz. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Burada neler satıyorsunuz? Ben de koyundan çıkan ne varsa var. Koyundan çıkan her şey var. Evet. Dala, böbrek, koç, uykulu. Yani koyundan çıkan babam dayosa yeriz diyorsun değil mi? Yerim. Yerim. İçerisinde hiçbir şey yok. Kırmızı kök biberi, baharat, şu bu yok. Sadece kaburga, eti. Kuyruk yağı bile yok. Döndere döndere pişeceksin ki denizden yeni çıktı. Bizde de mezbahadan geldi. Bunların adı derya kuzusu efendim. Taze kuzu ciğeri. Balık denizden çıkar, ciğer koyundan. Böbrek, uykuluk, koç, yürek. Benim dikkatimi çekti çünkü ciğerle ilgili bayağı bir video çekmiştim. Burada tuz, baharat hiçbir şey yok. Olmaz efendim. Niye? Taze kuzu ciğeri. Ne atayım ki üstünü kapatayım? Ciğer sade yenir. Ciğerine güveniyorsan hiçbir şey atmayacaksın. Ha, güveniyorsak sade yenir. Tabii, yoksa baharatla. Tabii, saklanıyor işte. Mehmet Usta bunu gençler yapardı, doğru mu? Evet. Yok, biz yaparız ya. Şey, gençler işte, sizden bahsettim. Ben yaşlı. Genç diyorum, genç. bunu pişir. Sonra ciğer saplarken doğrarken çekersin. Pişmiş de çektin zaten. Ama ben size ayrıca sakalı tutarsanız, sakalı tabağla yapıyorum. Yapıyorum. Yani kurduğunu ister. Peki neden bu şekilde sadece tuz var? İçerisinde bir şey olmaz ki. Etin tadını nasıl alacaksın? Acıyla etin tadı alınır mı? Ben 7-24 açıyorum. Abla ver. 7-24. 7-24. Bundan bunu ver. Evet, şu an pandemide yine aynı devam ediyor mu? Aynı devam ediyor. Sadece 12'den 5'e kadar. 12-5. Şey, gece 12, mı? Sabah 5'e kadar servis vermiyor. Parçaları bak, dağılanları topla babam, topla. Bunlar günah ha. Araya gitmesin. Etin yakışanı soğandır. Mehmet son bu ne? Abicim bu benim sakatat tabağım. İçinde ne var? Koç yumurtamız. Uykuluk. Böbrek, yürek. Sarımsak var bunun içerisinde? Sarımsak var tabii bak. O avcar. Yani koyundan çıkanlardan ben bahsettim, sakatatlardan. Tam bir lezzet festivaline benziyor burası. Aa, evet, müthiş bu. Atom bombası. Lezzet cümbüşü. Bunu nasıl yiyoruz yine? Siz bunu ekmek arası böyle. Siz yer misiniz? Ben yiyeyim bakın, bak şöyle yapıyoruz. Aldım ha. Ha bak kardeş, aslında ne biliyorsun da bu böyle olur bak. Bu anam babam usulü yenir. Anam babam usulü. Ata usulü yenir. Aldım ekmeği. Bandıracan gidelim. Bandıracan. Yarası Mehmet Usta. Afiyet olsun. Beni yoldan çıkaracaksınız ya. Et. Et yedim diyeceksin, et. Et, balık, et balık kelle. Bunlar yeni elle. Evet, elle yiyeceksin. Kebap yediğin ben olacak. Böyle Bezlesi, elinin yağı çıkacak baba. Eli yağı. Tavsiye ederim gelmeye. Vallahi mükemmel. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? Trabzon'dan geliyoruz. Gezmeye geldik Adana'ya. Trabzon'dan. Bu evet. Balık mı, hamsi mi, kebap bu, mı? Bu ciğer Adana'nın, Adana'ya özel. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Peki ciğer mi, balık mı? İkisi de. İkisi de. Şimdi evet. Balığı yiyeceksen Trabzon'da, Rize'de yiyeceksin. Ciğeri, kebabı yiyeceksen Adana'da yiyeceksin. Abi maydanozlarımızı koyduk. Bol köfteli abi. Sonra geldik abi, en sevdiğim ana. Bunu boş bırakınca kendimi bir gerçekten mutlu oluyorum. Mr. Çiğ köftelerini. Şimdi göstermiş olduğum suşileri, yoğurtlu ve fıstıklı suşilerimizi gösteriyoruz. Kemal abim İstanbullardan gelmiş. Ahmet abi senin de ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Abi şu an burada ne satıyorsunuz? Neler var burada? Abim burada çiğ köfte var ama nasıl çiğ köfte abi? Sıradan bir çiğ köfte değil abi. Normal klasik ya da ne bileyim dürüm değil.
ne yapıyoruz biliyor musun abi? Özel spesiyellerimiz var. Mr. Umut farklı yaptı. Ne yaptı abi? Özel spesiyel çikolatasını yaptı, yoğurtlu suşisini yaptı, fıstıklı suşisini yaptı, sade suşisini yaptı abi. Daha sonra ne yaptı biliyor musun abi? Mr. Burger yaptı. Hamburger'e rakip çıktı. Abicim bu katmer, acılı katmer diye adlandırıyoruz. Üstü ve altı bol acılı, acılı seven müşterilerimizi bekliyoruz efendim. Şöyle göstereyim. Allah Allah. Bu neydi bu? Neydi? Yoğurtlu suşi. Evet. Amin abi ne biliyorsun ki? Derin de yesin bunlar abi. Abi fıstıklı yedim, yoğurtlu yedim, acı soslu yedim. Şimdi geldik özel spesiyel çikolatamıza geldim. Şimdi benim normalde acıyı çok fazla sevmem ama çiğ gövdeden. Abi şöyle. Yani en güzel benim için acı da. Sen kendi müşahede kendisi şey doyuruyor. Kendi ellerine doyuruyor. Ellerine sağlık. Tamam ben sizi nerede gördüm? Nerede görmüş olabilirim? Vallahi Star TV'de Bayağı Kılıç Aslan'da görmüş oldum. O kadar yerde gördüm ki diyorum. Dağın zirvesinde uçurumun kenarında gördüm sizi. Abim çok teşekkür ederim. Yani ya ben sizi oradan geçenlerden tanıdım. Mardin'deydik. Sonra Siirt'e gittik. Dediğiniz gibi. Bir hedef noktamız da Ankara Atakule'de çikolatamızı yoracağız abi. Oo, kolay gelsin şimdiden. Çok görüşmek üzere. Çok sağ ol abicim. Kral künefe, kral lezzet. Sizler için kral künefenin tadına bakıyoruz. Bunu içerisinden mi hatırlıyoruz? Evet. Yumuşak, güzel, ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bundan ne yapacaksınız? Size bıçak kıyması hazırlayacağız. Bıçak kıyması? Evet abi. İki parça da pirzola atacaksın içine. Tamam. Oho oho. Hadi sen kapatalım biz. Sadece şu şekilde yiyorum. Vallahi mükemmel. Bir de Adana lahmacunlar 5 adet yuvarla. Nerede yemek yeriz? Yani. Adana'da. Şırdan Cumali'deyiz şu anda. Şırdan Cumali'deyiz ve bumbar yiyeceğiz. Ben sert olanı biraz severim. İşte taneli olacak, diri olacak. Nereye gelecekler? Şırdan Cumali'ye. Birazdan da şırdan tadına bakacağız. Adana'nın en ünlü gece atıştırmalarından birisi de şırdan, bumbar, paça
İşte eski sistemde sabahlara kadar burada evet. Şırdan Cumali gelip ben şırdan yerdim. Ama şu an maalesef o durum yok. Şırdan'ı şöyle bir tanıtabilir miyiz? Tabii efendim. Of 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 of. Bu ne şırdanı? Kuzu efendim. Kuzu ve koç. Peki bunun içinde ne var? Avcarlanmış pirinç mevcut efendim. İç yağla birlikte. Bu her koyunda bir tane var, evet, doğru mu? Evet, bir adet olur. Tabii ki. Bu dana şırdan da var. Sizde o dana şırdan da var mı? Biz dana şırdan kullanmıyoruz efendim. Bizde kuzu ve koç. Bu mumbarımız. Kuzu mumbarı. Bu da kelle paçamız. Çürük var, normal paça var. Değil, beyin. İşkembe. Evet, bu da kelle paçamız. Suyu burada kaynıyor. Kemik suyundan. Ustam bu şekilde kaç saat kaynaması gerekiyor? Bu şekilde tam pişmesi için yaklaşık 1,5 saatlik bir süreye ihtiyaç var. 1,5 saat sonra zaten biraz altını kapattıktan sonra bir 15-20 dakika dinlenince yemeğe hazır hale geliyor. Yani. Peki şu an kaç dakika açıyorsunuz? Numar. 20.50'ye kadar. Ha, 20.50'de kapanıyor. Aynen efendim. Peki şırdanı kaçta yiyebiliriz buraya geldiğimiz zaman? Şırdanı paket. Saat pakette 3,5'da hazır efendim. Baharat olsun. Ya şu şey kameraları aç ya. Dur. Bol kimyon. Kameraları açsan. Acı ister misiniz? Acı olsun. Tamam, acısız yemez değil mi? Buyurun efendim. Limon isteyen bağla. Tabii ki. Onu arzu ederseniz. Peki bunun kimisi mesela şu kısmından yiyor, kimisi bu kısmından yiyor. Almasını istemiyorsun. Aslında buradan yemek daha mantıklı. Yok, bence de burası. Ben en son özellikle şu kısmını çok seviyorum. Tamam. Orası biraz daha sulu oluyor. Evet, diye. Seviyorum. Evet. Evet, değerli takipçilerim. Bugünün evet. Son atıştırması şırdan. Ağzımızı yakmaz değil mi? Hayır, o kadar çok aşırı bir, sıcak değil. Biraz da limon sıkalım. Dinlenmiş kazandan verdim. Evet, sizler için tadına bakıyorum. Limonlu daha da harika oluyor. Ellerinize sağlık. Herkesi Şırdancı Cumali'ye bekliyoruz. Bugün son atışıma buydu.